Merhaba arkadaşlar set 521. soru. Px ve Qx polinomları için Px eşittir Qx olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar iki polinom birbirine eşitse biz ne diyebiliriz? Bunla, bu polinomların aynı dereceye sahip terimlerinin katsayıları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bakın yukarıda x karenin katsayısı a artı 6. Aşağıda x karenin katsayısı ne? 4a. O zaman buradan a'yı karşıya attım. 6 eşittir 3a oldu. A2 olarak bulundu. Aynı şekilde bakıyorum x'li terimlerin katsayıları eşit olmalı. 8 eşittir c eksi 2. Buradan c ne geldi? 10 geldi. Sabitler de birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yani eksi b eşittir c artı 5 olmalı. Bize a artı b artı c'yi sorduğu için hatta direkt buradan şeyi de bulabiliriz ya. Şurada c artı b neye eşittir? Eksi 5'e eşittir. Yani ayrıca benim B'yi bulmama gerek kalmadı. O zaman B artı C ye gördüğüm yere eksi 5 yazayım. A kaçtı? 2 idi. 2 eksi 5'ten cevabım eksi 3 oldu. A şıkkı doğru cevap. İkinci soru. Px ve Qx polinomları veriliyor. Px eşittir Qx olduğuna göre A çarpı B eksi C çarpı D ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar iki polinomun eşitliğinden bahsediyorsak aynı dereceye sahip terimlerin katsayıları eşit olmalı. Bakın Px'te x küplü terim var Qx'te yok. Dolayısıyla hemen a artı 5'i 0'a eşitledim. a ne geldi? Eksi 5 geldi. Şunu hallettim. Şimdi x kareli terimlerin katsayısını eşitleyelim. b eşittir a eksi b artı 3. a yerine eksi 5 yazacağım. Eksi b'yi de sol tarafa atacağım. 2b eşittir. Eksi 5 artı 3'ten eksi 2 geldi. Buradan b nedir? Eksi 1'dir. Bunu da hallettik. Burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki işarete. Şimdi x'li terimlerin katsayılarını sayılarını eşitleyelim. 6 eşittir. Eksi 1 artı c yazmam lazım. Buradan c ne gelir? 7 gelir. Hallettik. Buraya baktım. 7 eşittir. Eksi 2d eksi 1 attım karşıya. Eksi 2d eşittir 8 ise d eksi 4 geldi. Şimdi dediği işlemleri yapalım. A ile B'yi çarp diyor. Çarptık. Eksi 5 ile eksi 1'in çarpımı 5. Eksi 7 kere 4 28. Eksi 28 bir eksi dönünde var. Artı 28 yaptı. Topladım. 33 geldi arkadaşlar. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Bir kenara a santimetre olan eşkenar üçgen dik prizmanın taban alanı a kare kök 3 bölü 4 formülüyle hesaplanır. Aşağıda bir taban ayrıtının uzunlukları x santimetre ve yükseklikleri sırasıyla 6a ve 4b olan eşkenar üçgen prizma ve düzgün altıgen prizma verilmiştir. Eşkenar üçgen prizmanın hacim polinomuyla düzgün altıgen prizmanın hacim polinomu birbirine eşit olduğuna göre a bölü b oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar şuna px diyelim. Bakın px neye eşit? Tabanda eşkenar üçgen var. Nedir? X kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı çarpı 6A diyorum. Aynı şekilde burada ne var arkadaşlar? Şuna da QX diyelim. Bakın tabanda bir düzgün altıgen var. O zaman altıgenin alanını hesaplamayı bilmiyorum ama altıgenin içinde 6 tane eşkenar üçgen yok mu? O zaman 6 çarpı x kare kök 3 bölü 4 çarpı 4B diyorum. Eğer bu iki polinom birbirine eşitse aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olmalı. Şöyle aşağıya yazayım. Bakın kök 3 çarpı 6A bölü 4 x karenin katsayısı sayısı Px polinomu için. Qx polinomu için x karenin kat 6 çarpı kök 3 çarpı 4B bölü 4 değil mi arkadaşlar? Kök Köküçler gitti. Şu 6'lar gitti. 4 ile 4'ü götürdüm. Buradan ne geldi? A eşittir 4. B geldi. A bölü B oranı ne geldi? 4 geldi. C şıkkı doğru cevabımız oldu.